Şu ana kadar kazılar, kazının ne olduğu, derin kazılardaki destekleme sistemleri, yanal toprak basıncı, hem İksa'ya gelen yanal toprak basıncı hem de istinat duvarlarına gelen yanal toprak basıncı konusunu bir miktar konuştuk. İşte bu hafta bunlarla ilgili örnekleri çözeceğim ve artık önümüzdeki hafta şev stabilitesi konusuna başlayacağız. Sizden ricam Bayram Ali Uzuner'in zemin mekaniği kitabındaki örnekler ve zemin Vahit Kumnazar Fazıl Kip'in zemin mekaniği problemlerindeki yanal toprak basıncı konusu, istinat duvarı örnekleri kağıdı kalemi elinize alıp tek tek çözmeliyiz. Aksi durumda bu istinat duvarlarını, pipelinecileri projelendirebilir hale gelmezsiniz. Yani mutlaka sizin çalışmanız gerekiyor. Bunu örgün eğitimde yapsak da yine sizin bunları çözmeniz gerekiyor. Uzaktan eğitim halinde derslerimizi sürdürsek de yine yapmanız gerekiyor. Yani ben uzaktan eğitim de anlamıyorum, yapamıyorum, öğrenemedim diye düşünen varsa aranızda örgün eğitimde de bu yeni bir konu ve artık zemin mekaniği bilgilerimizi kullanarak proje yapmaya başladık. Temel inşaatı dersi zemin mekaniği konularını kullanıp inşaat mühendisliğinde uygulama projeleri yapmayla ilgili bir ders. Bu derste işte istinat duvarlarının, iksaların, pipelinecilerin projelendirilmesi, yanal toprak basıncı hesapları, bütün bunlar betonarme bilginizle birleşecek ve artık bu konularda proje üretebilir inşaat mühendisi haline geleceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi bir yerde istinat duvarı yapacağımız zaman arkadaşlar biz istinadı niçin yaptığımızı artık öğrendik. Sonuçta eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini tabii şev açısından daha dik açıyla tutmak, kayma göçme ihtimali olan zeminlerin göçmesini engellemek, bir binanın bodrum duvarını oluşturmak, kıyıları erozyondan, taşkınlardan korumak, köprülerde kenarayı görevi yapmak, derin çukurların yan duvarlarını tutmak gibi amaçlara hizmet vermek için inşa olunan duvarlar bildiğiniz gibi istinat duvarı adıyla anılıyor. Yani bizim istinat duvarı yapma nedenimiz bu. İstinat duvarlarını bugün iki konuda işleyeceğiz. Yani ağırlık istinat duvarları ve betonarme istinat duvarları. Ağırlık istinat duvarlarında arkadaşlar ne var dersek ağırlık istinat duvarlarında beton ağırlık olabilir, taş duvar olabilir. Peki betonarme istinat duvarları adı üstünde. Betonarme kesitli istinat duvarları ve betonarme konsol istinat duvarlarında arkadaşlar bu konsol dediğimiz kısmın üzerinde biriken zemin bizim için istinat duvarı görevi gördüğü için, duvarın ağırlığını arttırdığı için çok daha narin, ince kesitler ile istinat duvarı tasarımı yapabilir hale geliyoruz. İşte biraz evvel söylediğim yol inşaatları, yarma. Bakın dolguda bir yol yapıyorsunuz. Burada dolgu yaparak bu dolguyu tutan bir istinat duvarı inşa edebilirsiniz. Bu dolguyu tutan bir istinat duvarı. Burada bir yarma yaptınız. Yarmayı dik bir açıyla kesmek, tutmak gerekiyor herhangi bir kaymaya karşı. Bakın bu yarma bölgesinde örneğin yol var şu anda. Burada bir istinat duvarı. İkisini bir arada görebileceğimiz güzel bir çizim. Dolgu ve yarma. Dolgu ve yarma. Bir yol inşaatında genellikle buna benzer bir durum oluşur. Şimdi istinat duvarlarını gelen ek yüklemelerden bahsetmiştik. İşte bu istinat duvarının buradaki dolgu yükü arkadaşlar, duvardan daha yukarıda bir dolgu varsa, burada bir ev varsa, burada bir yayılı yük olarak ilave etki yapar istinat duvarına. Ama çizgisel yük nedir? Öğrencilerimiz genellikle çizgisel yükü anlamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi alttaki istinat duvarına bir bakalım. Burada istinat duvarı şu dolgunluğundan dolayı gelecek olan yanal toprak basıncını karşılamak için inşa edildi. Fakat burada bir de istinat duvarı boyunca devam eden
ağır bir yapı var. Nedir? İstinat duvarının ikinci bir istinat duvarı var. Buradaki ikinci bir istinat duvarı birinci duvar boyunca devam ediyor. Yani çizgi olarak devam ediyor. İşte bu istinat duvarının ağırlığı arkadaşlar bize bir çizgisel yük oluşturur. Ton bölü metredir birimi. Dolgunun oluşturduğu, yani kendi duvardan daha yüksek yapılan bir dolgu, daha geniş bir radye temelli bir yapı bizim için ton bölü metre kare olarak bir yük oluşturacaktır. Buradaki çizgisel yük bu istinat duvarı ise, istinat duvarı boyunca devam ettiği için ton bölü metre cinsinden bir yük oluşturacaktır. Eğer bu istinat duvarının bu noktaya bir köprü ayağı geliyorsa örneğin tek bir noktaya, o zaman bu ton cinsinden bir noktasal yük olacaktır ya da tekil yük olacaktır. Veya burada bir vinç kurdunuz, vincin ağırlığı bize bir noktasal yük olarak etki yapacaktır. Veya bir köprü ayağı varsa burada, o köprü ayağının ağırlığı bize noktasal yük olarak etki yapacaktır. Çünkü bizler istinat duvarı projesi yaparken hem buradaki zeminin özellikleri hem de zeminden hariç ilave yükleri de hesaba katmak zorundayız. İstinat duvarı gene bazen sırf dolgu yapılan yollar ya da malzeme deposu gibi işlerde iki tarafta istinat duvarı yapılarak kullanılır. Örneğin İzmir-Aydın arasındaki otoyolda tarlalar aşağıda kalmıştır. İki noktada dolgu yapılarak otoyol oluşturulmuştur bazı bölümlerde. Otoyolun üzerine giderken bu alt kottaki tarlaların, ağaçların tepelerini görürsünüz. Dikkat ettiyseniz orada siz işte aynı bu şekilde bir dolgu üzerinde gidiyorsunuz. Bir de bazı yerlerde komple yarma yapılır. Yarma yapılan yollarda da işte kenarlarda iki tane istinat duvarı olur. Yol buradan devam eder. Eğer bunun üstüne bir de kapatıyorsanız bir köprüyle, o zaman köprü kavşak dediğimiz yolunuz oluşacaktır. Örneğin denizdeki köprü kavşaklar buna bir örnektir. Denizde oluşan köprülü kavşaklar buna bir örnektir. Ancak Denizli'deki köprülü kavşaklarda arkadaşlar şey yapılmadı. Buradaki gibi istinat duvarı yok da, buradaki gibi istinat duvarı yok. Peki ne var? Denizli köprü kavşaklarda gelen o yarma dediğimiz bölümü, o oldukça derin yapılan yarmalarda kenarlarda istinat duvarı yok ama başka bir yapı var. Hangisi var? Biliyor musunuz? O bölgede arkadaşlar ne var derseniz fore kazıklar var. Peki biz fore kazıkları görmüyoruz diyebilirsiniz haklı olarak. Fore kazıkları görmüyorsunuz. Çünkü arkadaşlar kaplama yaptılar fore kazıkları. Biz normalde o battı çıktı şeklinde giriyoruz biliyorsunuz. Oralarda derin yarmalar var. O yarmanın içine girdiğiniz zaman kenarlarda bildiğiniz gibi fore kazıklar var. Ama fore kazıklar şu anda görünmüyor. Yine C bölümünde gösterilen istinat duvarlarına baktığınız zaman özellikle yerleşim yerlerinde yollar açılıyor veya eğimli bölgelerde evler yapılıyor. Örneğin Toroslar'da, Karadeniz'de yapılan o eğimli dağ kenarı yapılarda o yapıları tutmak için heyelana karşı, toprak kaymasına karşı istinat duvarları yapılıyor gördüğünüz gibi. Bu istinat duvarları eğer hareket edecek olursa buradaki yapıların güvenliği de tehlikeye giriyor. Normalde istinat duvarı kendisi kolay bir yapı, çabuk inşa edilebilen basit bir yapı. Ama herhangi bir problem çıktığı zaman istinat duvarında ortaya çıkardığı problem çok büyük oluyor. Yine su kanalları, barajlardan su çıkış ağızları düşündüğünüz zaman burada gördüğünüz gibi iki tane istinat duvarı arasında bir su kanalı oluşturulabiliyor. Üstteki yarmayı tekrar hatırlatayım ben size. Bir tünelden çıkış ağzında da sağ ve solda iki tane istinat duvarları vardır ki herhangi bir kayma vesaire olmasın, bir tünel çıkış ağzında da
Burada gördüğünüz yarmaya benzeyen önlemler alınır. Yoksa o tünelin çıkış ağzında bir kayma meydana gelir, bir heyelan meydana gelirse oluşabilecek faciayı bir düşünün. Su yapısı olarak, su kanalı olarak biz istinat duvarlarını kullanıyoruz. Mesela yarma şeklinde yapılan su kanallarında o su kanalının bir yüzü hem istinat duvarı olarak toprağı tutar hem de suyun geçtiği o trapez bölümü oluşturur. Taşkın duvarı dediğimiz kıyıların erozyondan korunması için nehir kenarlarında istinat duvarları yapıyoruz. Bakın burada E bendinde eğer su hızla akarken burada bir koruma duvarı yapmazsanız kenarları sürekli oyuyor. Bu da şehir içi, kent içi bir yerde izin verebileceğiniz bir şey değil. Öyle olunca burada bir nehir içinde nehri düzenleme yapısı olaraktan kenarlara istinat duvarları yapılabilir. Eğer yükseklik belli bir seviyeyi aşacak şekilde yapılırsa bu durumda da arkadaşlar aynı zamanda taşkından da bulunduğu bölgeyi koruyacaktır. Yine burada bir taşkın duvarı şeklinde inşa edilmiş. Yine yol inşaatlarında gördüğümüz hem köprü yaklaşım dolgusunu tutan hem de bir köprü ayağı görevi yapan bir istinat duvarı şeklini görüyorsunuz. Bütün bunların neler olduğunu birebir uygulu aslında sürekli yol inşaatlarında, yollarda, su yapılarında, sulama kanallarında, yarma, dolgu yapılmış yerlerde aslında hep sürekli geçiyorsunuz, görüyorsunuz ama işte inşaat mühendisi algısıyla geçtiğiniz yeri kontrol ediyorsanız, bakıyorsanız görebilirsiniz. Ama çoğunlukla öğrencilerimiz anca fark etmeye başlıyorlar bu tür yapıları. Evet, burada saydığımız istinat duvarının kullanıldığı yerleri tek tek göstermiş oldum. Şimdi ağırlık istinat duvarı dediğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz taş duvar kullanılıyor. Bu taş duvarda tüm toprağı tutucu güç duvarın kendi ağırlığı. Bazen beton da ağırlık duvar olarak kullanılabilir ama o kadar büyük bir kütleyi yaptığınız zaman çatlaklarla karşılaşma durumu ortaya çıkar ve duvarı yarı ağırlık yapalım, bir miktar çatlamalara karşı donatı koyalım dendiği de olur. O zaman bu ağırlık duvarın adı yarı ağırlık duvar olarak adlandırılır. Taş duvar biliyorsunuz o bölgedeki işte kaya yapınız neyse o malzeme getirilir bir taş ocağından ve taş duvar örülür. Geçmişte bizim yapılarımız, evlerimizde hep taş duvar temelli, taş duvarlı yapılar yapılıyordu biliyorsunuz. O yapıların geleneksel olarak sürdüğü bir istinat duvarı şekli. Ama 4-5 metreyi aştıktan sonra duvar yüksekliği, taş duvar hem güvenli olmuyor hem de ekonomik olmuyor. Çünkü boyutları çok büyüyor. Bu durumda istinat duvarı çeşidi olarak betonarme konsola geçiş yapılıyor. İlla taş duvar görüntüsü olsun deniyorsa da betonarme konsol inşa edilir ve taş duvarla da taş malzemeyle örneğin kayrak taşı gibi bir taşla kaplanarak taş duvar hissi verilebilir. Ama yok illa taş duvar diyorlarsa bu durumda alan kaybına razı olmak zorundalar. Bakın bir yerde istinat duvarı yapacağımız zaman işte öncelikle apartmanların temelinin oturacağı kısım don derinliğine kadar kazılır. Neden? Çünkü eğer don derinliğine kadar inmezsek arkadaşlar bu durumda taban zeminimiz donar ve özellikle siltli bir bölgedeysek su dondu, donan su yerine yeniden su gelir. Havalar ısındığı zaman bu donan su mercekleri, buzlar erir ve tabanda çok yumuşak, taşıma gücü zayıf, farklı oturmalar oluşturabilecek bir zemin tabakası oluşur. Bu da bizim duvarımızın aşırı oturmalar yapması, hareket etmesi, farklı oturmalar yapmasına neden olur. Bakın burada betonarme konsol bir istinat duvarı görüyoruz. Burada işte temel ampartman denilen, temel denmiyor istinat duvarının tabanına, ampartmanı inşa edeceğimiz bölüm. Şimdi o bölüme bakın dikkat ederseniz. Şimdi donatı, temel donatısı, ampartman donatısı yapılmış. Daha sonra burada perde donatıları da döşenmiş. Şimdi beton dökülmesi için kalıp yapılması lazım. Yani bu işin inşaat aşamaları bu şekilde.
temel apartmanın ön apartman, arka apartman ve perde için koyulan donatı gördüğünüz gibi. İşte burada da yandan görüntüsü, temel ve duvar donatısı. Şimdi ne yapacağız? Kalıplar yapılacak ve arkasından beton transmikserleri gelecek ve betonumuzu dökeceğiz. Bir bet istinat duvarı inşa edilmiş olacak. Şimdi burada dikkat edeceğimiz hususlar, bakın, eğer bir toprak göçmesi bir durum oluşursa işçilerimiz burada toprak altında kalabilirler. Buna çok dikkat ediyoruz. Bu birinci husus arkadaşlar. Yoksa istinat duvarı yapmak yokmuş gibi görünüyor. Ama bu bölgede oluşan toprağı belli bir açıyla yığıyoruz, gördüğünüz gibi belli bir yarma yapılmış. İşte bu yarmadaki şevin güvenliği çok önemli. İşte yine başka bir açıdan, başka bir yerdeki betonarme perdelerin donatıları ve apartmanın temel kısmının donatıları. İşte transmikser gelmiş burada. Gelen transmikserin getirdiği betonu döküyorlar gördüğünüz gibi ve işçilerimiz çalışıyorlar. Bakın yine başka bir çalışma. Yine burada kalıp işlemi yapılıyor. Bakın, inşaat işleri zor ve tehlikeli, ağır işlerden arkadaşlar. Burada herhangi bir kalıp patlaması durumu doğarsa bu işçi düşer ve vefat eder. O yüzden güvenlikle ilgili ilave önlemleri almamız gerekiyor. Onlara çok dikkat edeceğiz. Bakın, burada şevli bir bölüm var. Eğer bu toprak bir kayar göçerse bu bölgedeki işçilerimizin de yine ölüm tehlikesi oluşur. Bakın, o perdenin betonu dökülüyor. Bu beton dökümü esnasında eğer segregasyon, ayrışma oluşursa betonda, istediğimiz gibi bir istinat duvarı oluşturmayı başaramayız. Betonarme dediğimiz yapı oluşmaz. Ona dikkat ediyoruz. Denizli'de geçen 2-3 yıl oldu zannediyorum. Bir iş kazası meydana geldi. Dev bir istinat duvarı yapıyorlar. Aşağı yukarı 80 metreküplük beton dökülmüş. Kayar kalıp kullanıyorlar. Kalıp patladı. O esnada bu beton dökme için duvarın tepesindeki 3 işçiden 2 tanesi maalesef vefat etti. Bir de o betonun yine 80 metreküp, yani nereden baksanız 10 tane, 10 transmikser beton geldi yani. O da barajın çıkış ağzındaki istinat duvarıydı. Dev bir istinat duvarı. Ve maalesef orada 2 işçi kaybedildi. Bir işçi ağır yaralandı. Yani bu işleri yaparken mutlaka iş güvenliğiyle ilgili ilave tedbirlere de çok dikkat etmek durumundayız. İşte gördüğünüz gibi bir istinat duvarının inşaatı. Şu bölüm, mouse'la gösterdiğim bölümde toprak doldurulacak. Ama toprak doldurmadan önce bu bölümde mutlaka bizim yapacağımız bir şey var. O da drenaj önlemleri. Eğer suyu tahliye edebilecek drenaj borusunu döşemezseniz bu durumda suyun etkisiyle bu duvarınız ya kayar ya da devrilir. Bakın, transmikser çalışıyor bir yerleşim yerinde, yol kenarındaki istinat duvarımız. İşte drenaj borusunu da burada görüyorsunuz. Duvar arka dolgusu yapılmadan önce istinat duvarını, drenaj borusunu döşemişler. Bu drenaj borusu eğer ortam müsaitse apartmanın kenarından da döşenebilir veya burada da gördüğünüz gibi döşeme yapılabilir. Şu gördüğünüz delikler neydi? Bunlar da suyu tahliye etmek için yapılan barbakan dediğimiz delikler. Barbakan dediğimiz delikler, bu bölüm komple biraz sonra su, toprakla doldurulacak. Ancak burada kullanacağımız toprağın arkadaşlar barbakan dediğimiz o delikleri ve o sarı renkli gördüğünüz plastik boru var, delikli boru, drenaj borusunu tıkamaması gerekir. O bölgelerde kırmataş kullanılması önerilir. Benim önerim
şu arka apartman kısmında toprak dolduracağımız ve duvar gibi çalışacak olan bölümde biraz masraflı bile olsa kırmataş dolgu yapmanızdır. Hem duvara gelen duvarın ağırlığı artacak, hem duvara gelen yanal toprak basıncı azalacak, hem de suyu tahliyesi, drenajı çok daha kolay olacaktır ve bu duvar uzun süre hizmet edebilecektir. Eğer pek çok operatör ya arka tarafı doldurduk işte diye düşünerekten kirli bahçe toprağıyla burayı doldurmakta, ilk yağmurda bu barbakanlar ve drenaj sistemi tıkanmakta, arkasından da bu duvar ya devriliyor ya da hareket ediyor. Bu türlü problemle karşılaşmak istemiyorsanız işte bu arka tarafı mutlaka kırmataş ile doldurun. Bakın duvarın tamamlanmış hali, betonarme, kalıplar, kalıp izleri, barbakanlar, arka tarafta da dolgu yapıldığı zaman duvar bitmiş olacak. Betonarme perde duvarı genellikle yol inşaatlarında, arazi düzenleme işlerinde pek çok yerde kullanıyoruz. Ancak köprü yaklaşım dolgusu gibi yerlerde hem istinat duvarı hem de bir yol dolgusunu dimdik yapabilmek için kullandığımız bir başka yöntem daha var. O da toprakarme dediğimiz, donatılı toprak dediğimiz yöntem. Şimdi ona bir bakalım arkadaşlar. O nasıl yapılıyor? Bu arada ilk saatimizi doldurduk. İkinci saati ben hemen açayım izninizle. İkinci saate de girişimiz yapılmış olsun. Toprakarme, donatılı toprak. Henry Vidal tarafından bu ortaya çıkarılmış patentli bir ürün. Yani bunun Türkiye'de temsilcileri var. O temsilcilerden satın alınması gerekiyor. Bu ürünün böyle bir patenti var. Ama çok dik dolgu yapmanızı sağlaması açısından hem de güvenli bir yapı oluşturması açısından çok kullanılıyor özellikle karayollarında. Öncelikle bakın bir kilit taşı denilen tabanda bir taş döşenmiş. Bu taşların olduğu yerde ilk bakarsanız kırma taş kullanılmış. Yani sürülecek bir malzeme kırma taş ile dolgu yapılıyor dikkat ederseniz bu bölümde. Kilit taşlarının döşenmesi. Daha sonra donatı yerleşimi yapılıyor. Burada jeogrit, o sert plastik tarzı bir donatı malzemesi kullanılmış. Bazen de çelik şeritler de donatı malzemesi olarak kullanılabilir. Bazen şerit kullanılıyor o sert plastiklerden veya çeliklerden. Buradaki jeogrit dediğimiz veya jeonet dediğimiz bir geotekstil malzeme tarzı bir malzeme. Bakın şu kırma taş gördüğünüz gibi taşlarının üzerinde kullanılan. Buradan hem bir sıra taş hemen donatı. Bu donatının üstüne yol dolgusu yapılacak. Yol dolgusu olarak kullanılan malzeme ise dönüler ama kırma taş kadar kaliteli olmayan bir dolgu malzemesi. Buradaki donatı ne işe yarıyor derseniz, buradaki donatı ağaç köklerinin o bir orman arazisinde, şevli bölgede yaptığı işi görüyor. Zemine adeta bir kohezyon veriyor ve ben böylelikle çok dik bir şekilde dolgu yapabilir hale geliyorum. Bakın toprakarme burada yapılan işin mantığı bu. Burada bakın giderek yükseliyor dolgumuz. Şu kenarlarda gördüğünüz duvar aslında herhangi bir yanal yük almıyor. Çünkü baktığınız zaman o bizim devasa 3-5 metre genişliğinde ve genişliği olan
taş duvarlar, betonarme konsol istinat duvarlarıyla karşılaştırdığınız zaman burada çok daha ince, narin bir kesit görüyorsunuz. Bu sadece mimari açıdan oradaki görüntüyü düzeltmek için kullanılan bir sistem. Eğer burada hiç biz böyle bir duvar falan yapmasaydık da bu dolgu yıkılmazdı. Bakın dolgu giderek yükseliyor. Burada görüntü olarak böyle bir görüntüsü olan bir sistem duvar seçilmiş. Ama duvarın bu iç bölümü, kenar bölümleri herhangi bir su sorunu yaşanmamak, drenaj sorunu yaşanmamak için kırmataş, içerileri de yol dolgusu şeklinde yapılıyor. Donatı üzerine dolgu malzemesi sıkıştırılıyor, bildiğiniz yol dolgusu yapar gibi, ve böylelikle adım adım yükseltiliyor. Donatıyı görüyorsunuz. Geogrid dediğimiz donatı. Yine bildiğiniz iş makineleri aynı. Böylelikle istediğiniz yüksekliğe kadar toprak arme duvarınızı inşa ediyorsunuz. Bu hem köprü yaklaşım dolgunuz oluyor muhtemelen, hem yandan gelen yanal toprak basıncını alacak olan bir istinat duvarı olmuş oluyor. Hem yol tabanınız olmuş oluyor. Bütün bunları betonarme kenarda istinat duvarları, taş duvarlarla yapabilir miydik? Evet, yapardık, ama o zaman sizin daha geniş bir alana ihtiyacınız vardı. Eğer şevli yapsaydınız, o neredeyse dolgu yükünün yarısı kadar veya birebirlik bir şevle yan tarafta çok büyük bir alanı kullanamayacaktınız. Böyle olunca karayollarında toprak arme sizin elinizi çok kolaylaştırıyor. Evet, özellikle karayollarında köprü yaklaşım dolguları, mesela Antalyalı olan varsa aranızda bilirler, Antalya'da buna benzer bir sürü köprü kavşak yapıldı ya da yukarıdan köprüler yapıldı. O köprü yaklaşım dolgularında bu toprak arme şeklinde dolguları görebilirsiniz. Bazen şurada gördüğünüz mimari eleman yerine artıya benzeyen, bal peteğine benzeyen, haça benzeyen şekilde görüntüleri de oluyor bu duvarların. Hepsi toprak arme duvarlar. Genellikle çelik şeritler de kullanılabilir. Artık elinizdeki malzeme, ekonomik analiz hangisine uygun verirse ona göre yapımı sağlıyorsunuz. Gelelim çelik palplajlara. Çelik palplajlar da arkadaşlar demir çelik sanayi ürünü, bildiğiniz. Bakın bir çelik palplajımız var. Mouse'la gösteriyorum genişliğini. Sırayla bütün bunlar sırayla çakılıyor. Çakma işlemi, şahmerdan dediğimiz bir makine var. Nasıl bir makine bu derseniz, bizim ekskavatörü bilir hepiniz. Ekskavatörün ucuna tak 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 çakabileceğiniz bir aparat yerleştiriliyor. Basit bir ekskavatör oluyorsa şahmerdan. Onunla istediğiniz derinliğe kadar çakabiliyorsunuz. Eğer derinlik artarsa palplajlar birbiriyle kaynakla birleştiriliyor ve yine istediğiniz derinliğe kadar çakma işlemi yapıyorsunuz. Gelen yanal toprak basıncına bağlı olarak momentler buluyor ve burada kullanacağınız palplajın kestine karar veriyorsunuz. Palplajın projesi de bu. Burada önce palplaj mı çakılır yoksa kazı mı yapılır? Bazen öğrenciler önce kazıyı yapıp palplaj çakmaya kalkıyorlar. O zaman palplajı biz niye yaptık? Gördüğünüz gibi önce palplaj çakma işlemi var. Sonra bu bölge kazılacak güvenli bir biçimde. Yani hem bu yola zarar verilmeyecek, hem sağdaki soldaki yapılara zarar verilmeden ya da göçmelere neden olmaksızın burada bir çalışma yapılabilecek. Gelelim istinat duvarı. Bakın biraz evvel iki taraftan yarma yapılmış bir istinat duvarı. Üstten köprü girişle bağlanmış bir köprü kavşak durumu oluşmuş. Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de, Denizli'de çok sayıda şu gördüğünüz görüntü var. Hepiniz buralarda ya araba kullandınız ya da buralarda üstten ya alttan geçti. Bakın bütün bunlar hep geoteknik hizmetler. İnşaat mühendisliği ile ilgili işler. Devam edelim. Bakın özellikle şevli bölgelerde bir yol açtınız. Araçlar buradan geçiyor. Peki buradaki yapıları nasıl koruyacaksınız? İşte buralara ağırlık duvar, betonarme konsol, taş duvar, artık hangisi uygunsa bir
seçim yapılıyor ve şunu ben size tekrar hatırlatayım arkadaşlar. İstinat duvarının mimarı yok. Yani şu boyutta şöyle bir duvar yap, bunun projesini hazırla gibi bir ön tasarım yok. Bütün tasarım, proje ile ilgili hesaplar ve sorumluluk size ait. Yani bu istinat duvarını burada projelendirdiniz ve bir göçme oldu, üstteki yapı göçtü. Göçme sonucu birileri öldü, birileri yaralandı, ortaya çıkan maddi zararlar. Bütün hem maddi, manevi, cezai sorumluluk inşaat mühendisine aittir. Yani bu işte mimar bunu inşaat mühendisi yapar diyecek. Jeoloji mühendisi. Bu inşaat mühendisinin görevi diyecek. Yani baktığınız zaman arkadaşlar bizler mühendis olarak çok ağır bir sorumluluk taşıyoruz. O mesleğimize layık olmak, bu sorumluluğu taşıyabilmek, bu işleri yapabilmek için sizin çok ciddi bir biçimde hayata hazırlanmanız gerekir. Eğer benim zemin mekaniği problemleri önerdiğim kitaptaki örnekleri çözmüyorsanız, Bayram Ali Üzüner'in kitabı veya diğer zemin mekaniği temel inşaatı kitaplarındaki örnekleri çözüp bu işleri yapabilir hale gelmiyorsanız, bu ağır sorumluluğu taşıyabilir hale gelmezsiniz. Yani inşaat mühendisliği ağır sorumluluk gerektiren işlerden bir tanesidir ve bir bilgi, bir üst kültür mesleğidir. Bu kültüre hepinizin ulaşması lazım. Şu an 3. sınıfın 2. dönemi kaldı 1 yıl. Kaldı 1 yıl. O yüzden kim nerede ne şekilde çalışacak daha bilmiyoruz. Ama ister bina mühendisi ol, yapı işleri yap, bu istinat duvarını projelendireceksin. İster yol mühendisi ol, bu istinat duvarını projelendireceksin. Hiç bir şekilde hangi alanda uzmanlaşırsanız uzmanlaşın, tüm inşaat mühendisleri istinat duvarı projelendirmeyi bilirler. Bakın yine yapısal bir uygulama, derin kazı, 2-3 bodrum katı var. Burada bu yapı hem yandan gelen yanal toprak basınçlarını taşıyacak, hem düşey olarak kendi yapısı yükünü taşıyacak. Burada bodrum duvarları aynı zamanda bir çeşit istinat duvarı gibi de çalışıyor. Genellikle çok katlı otoparklar ya da bodrum katların kullanıldığı yapılar da yapmış olduğunuz bodrum kat duvarları aynı zamanda bir istinat duvarı gibidir. Bütün bunları hesaplamayı başaracağız. Ha, hocam biz bunları yapabilir durumda değiliz, yapamıyoruz falan diye düşüneniniz olabilir. Daha tabii ki erken bu söylediklerim ama adım adım hepsini öğreneceğiz. Nasıl olacak bu? Zemin ortamını modellemek için işte Plaksis tarzı geoteknik programları öğreneceğiz. Bunun haricinde Geo5, GeoSlope gibi geoteknik programların öğrenci versiyonları vardır. Lütfen onları indirin ve o zemin ortamını modellemeyi öğrenelim. Yapısal çözümlerde de SAP 2000 gibi programlarınız var. İşte Talleyrand Etaps gibi programlarınız var. Bütün bunlar birleşecek ve sizin en zor projeleri bile yapabilir hale gelmenizi sağlayacak. Yine istinat duvarlarının projelendirilmesiyle ilgili çok sayıda hazır program, İSTCAD gibi programlar var. Hatta bizim doktor öğrencimiz var, Datça'da mühendislik yapıyor. Onun hazırlamış olduğu istinat duvarı programları şu an tüm Türkiye'de satılıyor. Özberk, Levent Özberk'in programları. Levent Özberk bizim mezunumuz. O da bu istinat duvarlarını bu ders kapsamında öğrendi. Ama öğrendikten sonra hazırlamış olduğu istinat duvarı programlarını tüm Türkiye'de pazarlıyor. Yani proje yapımından ziyade istinat duvarı programı satışından para kazanıyor. Yine Bursa'da Ali Osman Kahveci var. O bizim mezunumuz değil ama Yıldız'da yaptı. Biz hep sürekli iletişim halindeydik. O da şu an proje yapımından ziyade bu istinat duvarı programlarından para kazanıyor. O yüzden hangi dalda olursanız olun bu tarz programları öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Devam edelim. Yine ağırlık istinat duvarlarında taş malzemeyi kullanıyoruz. Kaya malzeme kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Kaya harçsız olarak yığılabilir ama bu bir topuk yapısı oluşturur ve ilk yağmurda da arkadaşlar bu kaya malzemeyi taşır. O yüzden herhangi bir hasar oluşmaması için bizim önerimiz mutlaka çimento harcıyla bu taşları birleştirmektir.
Çimentosuz. Eğer yapıyorsanız kuru duvar deriz biz buna. Kuru duvar yapılıyorsa o bir bahçe düzenleme, bahçe duvarı gibi çok düşük yüksekliklerde çalışabilir. Eğer biraz daha yükseklik artıyorsa mutlaka harçlı duvar yapmak durumundayız. Yani mutlaka çimento harcıyla taşları bağlayacağız. Yine burada beton bir ağırlık duvar var. Taş yerine beton kullanılmış. Yani bu kadar büyük bir kütleyi beton olarak kullanmak çok akıl kârı görünmüyor ama nerede nasıl bir problemle karşılaşacağımızı tam bilmediğimiz için hani çok akıl kârı görünmüyor desem bile bir beton ağırlık duvar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Konsol istinat duvarları gördüğünüz gibi T kesit veya L kesit olabilir. Burada L kesit de niye kalmış derseniz bu sol taraf da arazi yoktur, yeriniz yoktur. Ve bu durumda L şeklinde bir duvar yapmanız gerekebilir. Fakat bu durum tabii devrilme güvenliği anlamında sorun oluşturacaktır. Momentler azalıyor, momentler artıyor çünkü. Ama ona göre boyutları, ağırlığı seçip bir L duvar yapmanız mümkün. T tipi duvarlarda arkadaşlar genellikle iki arazi sahibi ortaklaşa anlaşabiliyorsa arazinin ortasından şu gördüğünüz gibi bir istinat duvar inşaatı yapılabilir sağ komşu sol komşu gibi. Eğer hani bir sizin yaptığınız yapı diğer taraf hani katılmıyor, yapmıyor vesaire durumları varsa siz de bir dolgu yapacaksanız o durumda L tarzı bir istinat duvarıyla sorununuzu çözebilirsiniz. Ama bir kaldırım olan devlet arazilerinde genellikle şu kesit T kesiti tercih edilir. Burada ağırlık duvarlarla karşılaştırdığınız zaman çok daha narin, çok daha hafif yapılar. Ancak bizim işimizi kolaylaştıran husus şu arkan katman dediğimiz şu bölümde arkadaşlar yığılan toprağın ağırlığı ya da şu L'nin şu bölgesinde yığılan ağırlık bize istinat duvarı görevi gördüğü için arkadaşlar bu tarz betonarme perde duvar işin daha küçük kesitlerde inşa edilebiliyor. İşte dikkat ederseniz burada şu iki bölgesindeki ağırlık benim için duvar görevi yapıyor. Şu iki bölgesindeki ağırlık benim için duvar görevi yapıyor. O yüzden bu duvar kesitlerini ya da duvarın şeklini kolaylaştırıyor. Ağırlık duvarlarda genellikle şu trapez kullanılmasının nedeni bu. Duvarın ön tarafında arkadaşlar bu yığılan toprak hesaba alınabilir ama ne zaman? Hiçbir durumda bu toprak alınmayacaksa, hep orada kalacaksa duvarı ağırlaştıran bir unsur. Ancak birileri malzeme almak amaçlı kazarsa ya da su etkisinde taşınırsa o yüzden şuradaki toprak ve bu soldan gelen pasif toprak direnci hesaba alınmaksızın yani en gayri müsait durumda bu duvarların çalışabileceği şekliyle proje yapılır. Normalde bakın şuradaki bir bölgesi, şuradaki bir bölgesi bizim duvarımızın ağırlığını arttırır ama bu bölgeden gelecek olan pasif direnç ve ağırlık hesaba alınmaz. Biz istinat duvarı projesi yaptığımız zaman arkadaşlar 3 analiz yapıyoruz en başta. Bu 3 analiz nedir derseniz işte kayma tahkiki. Bu duvar kayar mı kaymaz mı? Bu duvar kayar mı kaymaz mı? Kaymaması için tabanda bir sürtünme var biliyorsunuz. Taban alanı çarpı zeminin kohezyonu artı genişlik B çarpı yine taban alanı çarpı tanjant fi olarak yaklaşık bir sürtünme bulunabilir. Kohezyon yoksa o zaman direkt sürtünme katsayısı aşağı yukarı tanjant fi'ye eşit kabul edilebilir. Ve bu durumda arkadaşlar yanal toprak etkisi, topraktan gelen etki, su etkisi ve ilave yük varsa o yükten dolayı oluşan etki hepsi dikkate alınarak kaydırıcı kuvvet, bir de kayma yenge olan kuvvet. İşte kayma yenge olan kuvvetler bölü kaydırmaya çalışan kuvvetler güvenlik sayısı mutlaka 1,5'tan büyük olmalıdır. Şurada pasif direnç var bakın şuradan gelen. Bu pasif direnci kullanırken çok dikkatli olmanız gerekir. Yani o bölgede kazılacaksa herhangi bir şekilde o herhangi gidebilir bir durumdaysa o pasif direnç hesaba alınmaz.
ona dikkat ediyoruz. Diğer nokta arkadaşlar şu topuk noktası dediği D noktası diyeyim ben buraya devrilme noktası. Bu duvar bu gelen yükler nedeniyle bu noktadan devrilir. E peki devirmeye çalışan kuvvetler var. Bir de devirmeye engel olan kuvvetler var. İşte devirmeye engel olan kuvvetler duvarın kendi ağırlığından dolayı üçün ağırlığı var. Bu duvarın ağırlığı var. Bu iki bölgesinin ağırlığı var. İşte ağırlık merkezleri bulunur. Moment kolları var gördüğünüz gibi. Devirmeye karşı koyan kuvvetlerin oluşturduğu moment. Bir de devirmeye çalışan kuvvet var. O da nedir? PA çarpı biliyorsunuz yükün etki noktası çok önemli. O yüzden ağırlık merkezine göre buluyoruz. PA çarpı buradaki eğer üçgense H bölü 3, trapezse 2A artı B bölü A artı B'nin H bölü 3'le çarpımı. Yani trapezin gelen yükün etkisi trapez şeklinde veya üçgen şeklinde ise ağırlık merkezine etki yapıyor. Bu mesafeyi de çarptığımız zaman PA ile devirici kuvveti buluyorum. Böylelikle devrilmeye karşı da güvenlik sayımın 2 olması lazım. Bir üçüncü husus daha var arkadaşlar. O da taban basınç tahkiki. Bu duvarların tabanında oluşan maksimum ve minimum gerilmelerin zemin tarafından taşınıyor olduğunu ispatlamamız gerekiyor. O da duvarın ağırlığı ve buradaki zemin yapısı, zeminin ağırlığı en yükü oluşturuyor. Bölü taban alanı artı bu PA aktif etkisinden dolayı oluşan moment bölü mukavemet momenti. Moment bölü mukavemet momenti artı eksi değerinden de ben maksimum gerilme ve minimum gerilmeyi buluyorum. Oluşan maksimum gerilme zeminin taşıyabileceği taşıma gücünü aşmamalıdır. Minimum gerilme de hiçbir durumda eksi olmamalıdır. Eğer eksi olursa zeminde çekme gerilmesi oluşuyor demektir. Zemin biliyorsunuz çekme gerilmesi taşımaz. Üç tahkik var. Bir dördüncü tahkik daha var. O da şevli bölgelerde. İşte şurada gördüğünüz gibi bir toptan göçme tahkiki. Eğer komple göçme meydana gelirse bu durumda bir sinat duvarınız da kalmıyor. O bölgedeki toprak da kalmıyor. Komple bir göçme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu toptan göçme tahkik yapabilmemiz için şev stabilitesi konusunu önce bir okumamız lazım. Şimdi bakın duvarın hareketi kayma, duvarın devrilmesi, işte tabanda taşıma gücünün yenilmesiyle oluşan duvar hareketleri, duvarda meydana gelen oturma problemi, işte bütün bunlar karşı karşıya gelebileceğimiz istinat duvarı tasarımı sonrası, duvar inşaatı sonrası karşımıza çıkabilecek problemler. Eğer bu problemlerden biriyle karşılaşıyorsak burada sorumlu bu duvarı projelendiren inşaat mühendisi, bu duvarı inşa eden inşaat mühendisidir. Duvarı inşa eden mühendis de ben verilen projeyi yaptım der. Gerçekten projeye uygun yaptıysa inşaatı bir proje kontrolü yapılır. Proje o zemin şartlarına uygun yapılmadığı ortaya da çıkarsa ortaya da çıkan can kaybının da ortaya da çıkan maddi hasarın da sizden tazmini gerekebilir. Yani işin ciddiyetini lütfen çok iyi anlayalım. Burada bir istinat duvarı örneğimiz var. Bu istinat duvarı örneğinin bizim ikinci dersimiz Çarşamba günü mü, Perşembe günü mü? Bakalım onu programa hangi günse oradan devam edelim. Evet, ben bugünkü dersimi burada bitirmek istiyorum izninizle. Sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz var mı? Sorunuz yoksa bu akşamlık bu kadar yeterli. You are currently the only person in this conference.